Selamlar herkese, ben Ejderha, yanımda da Orhan'ın haftanın oyunlarına hoş geldiniz. Başla hemen. İlk oyun Quadrilateral Cowboy. Söylemesi biraz zor. Quadrilateral Cowboy. Ne? Quadrilateral Cowboy. Ne? Quadrilateral Cowboy. Bravo, iyi çalışmışsın. Ben telaffuz edemiyorum, evet. Ne abi bu? 25 Temmuz'da... Çok aradım. Yok, hayır. Şöyle bir şey. 25 Temmuz'da PC için çıktığını öncelikle söyleyeyim. Şuradan biraz buldum. Bu bağımsız oyun ve pek çok festivale katılıp bayağı başarılı bir biçimde, ya başarılı bulunmuş bir oyun. Oyunun olayı birazcık Surgeon Simulator'da, yani hani ellerimizde bir şeyler yaşadığımız falan bir oyun vardı, bilirsiniz muhakkak ki. Andran, birinci kişi kamerasıyla gördüğümüz bir cyberpunk evrende geçen bir hacking oyunu aslında, hackleme oyunu. Yani geçtiği evren cyberpunk türünde yaratılmış bir evren. Ve biz de hani bu evrende yaşayan bir hackeriz ve bize en yüksek teklifi veren adamın artık ne istiyorsa onu yapıyoruz. Gidiyoruz işte, trene dalıyoruz, bilmem ne yapıyoruz vesaire. Hacker oyunu. Evet. Ya Indicate, az evvel bahsettiğim festivallerden bir tanesiydi. Indicate'i kazanan oyunlardan bir tanesi. Yani başarılı bir yanı var. Görsellerine bakarsanız belki siz biraz tırstırabilir. Şu an izlediğiniz görüntüler belki de size çekici gelmeyebilir. Ama aldatmasın sizi. Oynanması gayet keyifli bir, yani puzzle öğeleri de içeren, ağırlıklı olarak puzzle öğeleri içeren bir oyun. İkinci oyunumuz bence bu haftanın oyunlarından... Evet, bu haftanın yıldızı. Evet. Bomboş bir hafta geçiriyoruz aslında işin gerçeğini söylemek gerekirse. We Happy Few. Bunu telaffuz edebiliyorum. 26 Temmuz'da Steam'de erken erişime açılıyor yalnız. Yani çıkmasından kastımız bu. Erken erişimle oyunculara sunuluyor. Oyunculara sunuluyor. Bu da böyle Bioshock tarzı grafikte, Bioshock Infinity tarzı çok, grafiklere evet. sahip. Böyle acayip kafa yemiş bir toplum içerisinde kendisine verilen ilacı almayarak uyanan aslında. Neler olup bittiğine uyanan bir adamı canlandırdığımız. Şöyle bir evren. Yani distopik bir İngiltere'de geçiyor. Aha. Wellington Wells denen bir kasaba var ve bu kasabanın insan, yani bu kasaba savaş görmüş bir kasaba, harap olmuş bir kasaba ve insanların kurtuluşu joy, yani işte neşe denen bir hapta buluyorlar. Bu hapı aldığınız zaman gerçeklerden kopuyorsunuz, her şey daha güzel gelmeye başlıyor gözünüze. Bunu almadığınız zaman da birazcık sert karşılıyorlar oranın insanları. Niye seni güzel hissettiren hapı almadın ulan diye herifler böyle geliyorlar. Çünkü onların gözünde sen keyif kaçıran bir insan haline geliyorsun vesaire. Bu hiç kimse sevmez keyif kaçıran. Geç. Evet, bu survival türünde bir oyun bu arada. Ha, şeyi de eklemeyi unuttuk. Eğer Xbox'ınız varsa Xbox Preview'a da, yani Xbox'ın erken erişim diyebileceğimiz sisteme de geliyor. Başka ekleyeceğim benim herhalde bir şey bu konuyla alakalı yok. Üçüncü oyunumuz o zaman Headlander. 26 Temmuz'da PC ve PS4'e çıkan kafa kopartan bir oyun. Kafa kopartan bir oyun. Platform oyunu. Aynı zamanda içerisinde puzzle var, aksiyon var. Oyunun en büyük özelliği kahramanın kafasını istediği başka bir bedene, bu robot da olabilir. Evet, köpek de olabilir. Köpek de olabilir. Köpek başka bir canlı da olabilir. İstediği her şeyi kafayı koyuyor, böyle kafa kopartan. Enteresan bir oyun. Bir başka kafa kopan, böyle uzuvları dağılan bir oyun daha vardı. Ta 4 sene önce falan da unuttum şimdi ismini. Konsol üstü severler hatırlarlar mutlaka. Ona benzettim biraz. Evet. Ya işte teknoloji çok gelişmiş bu dünyada. O kadar gelişmiş ki hakikaten kafanızı gövdenizden arayabiliyorsunuz. Aşağı gerek yok. Kafa yeter. Ya hikayede de zaten son insansınız ve hani insanlığın geleceğini işte kafayı yemiş robotlardan kurtarmak falan gibi böyle bir hikayesi de var. Bu haftanın dördüncü oyunu aslında, yani PC'de bir sürü olan Hyper Light Drifter. Yani aslında altın çocuğuydu. Mart ayında çıkmış ve hani bağımsız oyunlar arasında kendini çok güzel öne çıkartmış. Gerek güzel müzikleriyle, gerek oyunun mekanikleriyle öne çıkmış bir oyun. 26 Temmuz'da PS4 ve Xbox One'a geliyor. O yüzden bizim de konuğumuz ben oldu. Ben de tavsiye ediyorum. Eğer zaten PlayStation, Xbox kullanıcısıysanız, yeni alacaksınız. PC'deyse de alın bu oyunu. Güzel old school pixel art grafiklere sahip. Oldukça oynaması keyifli, bir o kadar da zor. Dark Souls zorluğundan bahsetmiyorum ama çatışmaların, savaşların oldukça zorlu geçtiği, bossların insanı zorladığı bir oyun. Oyunda konuşma yok, oyunda yazı yok. Her şey böyle resimlerle falan anlatılıyor. Biraz da gizemli bir dünya. Ne olup ne bittiğini siz kendiniz tamamlıyorsunuz. Aynen. Öyle bir özelliği var. Yani oynaması, öğrenmesi çok kolay ama birazcık hani ustalaşması, çok iyi oynaması biraz zor. O da biraz hani keyifli bir challenge veriyor aslında oyuncuya. Son oyunumuz, 5. oyunumuz Steam'de 28 Temmuz'da oyuncularla buluşacak olan This is the Police. Jack Boyd isimli polisi canlandırıyoruz ve Freeburg isimli hayali şehrin emniyet amiriyiz.
İşte emrimizde tabii polisler var. İşte olaylar çıkıyor, bu olaylara polislerimizi yolluyoruz. İşte onlar geri dönüyorlar, başka olaylar geliyor. Siz işte bir yandan mafyayla orta yolu bulmaya çalışıyorsunuz suç önlemek için. Ve bunu yaparken de son 6 ayınız mesleğinizdeki ve 500 bin dolarlık bir emekli ikramiyesi biriktirmeye çalışıyorsunuz. Ama bunu nasıl yapacağınız tamamen size bırakılmış. Yani son sizin kararlarınız. Son 6 ayda mı biriktiriyor o 500 bin dolarını? Yani öyle tanıtmışlar. Amerikalı mı? Amerikalı. Düşünmemiş senelerde. 500 bin emekli ne ya? Her 200 dolar kenara koysa aslında. 1,5 milyon lira emekli. Gidelim polis olalım Amerika'da. Evet, bu sizin kararlarınızla oyun hani devam eden bir oyun ve defalarca oynayarak farklı sonuçlara ulaşabileceğiniz oyun. İsterseniz yozlaşmış bir polis de olabilirsiniz. İsterseniz Freeburg'un geleceği için iyi bir şeyler yapmaya çalışan polis de olabilirsiniz. Ve hani bunları yaparken verdiğiniz kararlar sizi o 500 bin dolarlık şahane emeklilikten alıp hapishaneye de tıkabiliyor gibi bir oyun. Gözüktüğünden daha derin, birazcık şeyi andıran, neydi o? Papers, please. Pasaport damgaladığınız o oyunu andıran grafiklere sahip. Güzel bir management oyunu gibi de duruyor. Açıkçası ben neyse, ben böyle ıvır zıvır oyunları sevdiğim için de olabilir. Ümit vaat eden bir oyun. Göz atın. İsteyebilirsiniz. Evet. Bu haftalık oyunlar bu kadar arkadaşlar. Daha yoğun, daha güzel oyunlarla dolu haftalarda buluşmak üzere. Evet. Gitmeden evvel şeyi de söyleyelim. Geçen haftaki videomuzda gayet beğenmişsiniz. Çok güzel yorumlar yollamışsınız. Çok teşekkür ediyoruz. Biz zaten yapmak için bu işleri iten güçsüzsiniz. Yine bu videoyu da beğenerek ve multiplayer'ı da takip ederek bize destek olmayı devam ederseniz çok seviniriz. Haftaya pazartesi günü yeni oyunlarla görüşmek üzere. Amma konuştum, hadi gidelim.